Smiglin'den herkese merhabalar. Evet, bugün Amazon Prime'ın Güç Yüzükleri dizisinin muhteşem açıklaması Tom Bombadil'i konuşacağız. Tom Bombadil nedir bir bakalım. Daha sonra Amazon Prime Tom Bombadil'i niye kullanmamalı? Biraz da ona bakacağız tabii ki. Daha henüz taze diğer videoda ne kadar iyi bir şey olabilir, harika olabilir, bu sefer olabilir, ha gayret oldu olacak diye motive ettik. Gelip Tom Bombadil'i koydular ortalığa. İkinci sezonla ilgili kişisel beklentilerimi bir kez daha bitirmeyi başarmış olan senarist ekibine tebriklerimi buradan sunuyorum. Neden Tom Bombadil Tolkien evreninin kara kutusudur? Anladık, tamam, fan kitlesi değil de daha doğrusu kendi kitlesini yapmaya çalışan bir proje olarak bakmamız gerekiyor. Fantastik dizi tadında izlersek mutlu oluruz. Ancak kırmızı çizgileri olan bir konu Tom Bombadil. Geçemeyeceğiniz yerleri var. Neden? Çünkü yazan kişi de kararsız konuda. Ve ayrıyeten de dediğim gibi Tolkien hayranlarının veya orta dünya ile ilgili belli başlı bilgilere sahip birçok kişinin dokunulmasını en az isteyeceği karakterlerden biri bana göre. Hani filmde niye yok diye itiraz edildi ama film inanılmaz başarılıydı. Üzerinden 20 sene geçti. Hala daha hani kalibre olarak çok 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 yukarıda. Sizin birinci sezonunuz çöptü. Ya Amazon Prime çöp bir birinci sezon çıkarttı. Beğenen bir kitle tabii ki oldu ama yani iyi bir fantastik dizi de değildi. Çok açık söyleyeyim. Yani yanında House of Dragon, yani o ejderha hanesi varken bana göre biraz sönüktü çıktığı sezonda da. Ha şimdi ikinci sezonda dedik ki bak olacak, hadi başaracaksınız, motive ve karşınızda Tom Bombadil. Efendim, öncelikle belirtmek istiyorum. Az önce gördüğünüz görüntüdeki Tom Bombadil, Tom Bombadil değil. Tom Bombadil yoruma açık bir karakter değil bu konuda görüntü olarak. Biraz evvel gördüğünüz arkadaş Romanya'da veya Bulgaristan'da konar göçer gösteriler yapan bir ekibin çalgıcı veya performer'ı olabilir. Yani daha çok böyle Bregovic bestelerinin, işte Kusturica filmlerinin içinde görebileceğiniz, ancak Tom Bombadil olamayacak bir karakter. Neden diyorsanız, hadi Tom Bombadil'e bir bakalım nedir, ne değildir. Bir kere olmazsa olmazınız mavi ceket, sarı bot veya sarı çizme. Sarı çizmeli Mehmet Ağa bir gün öder hesabı. En önemli nokta, Tom Bombadil orta dünya kurgusunun birçok döneminde, birçok çağında hayatta olan bir varlık. Neden varlık dedik onu da açıklayacağız ve hakimiyetini kurduğu bölge kendi evinin etrafındaki sınırlı ama çok büyük olmayan bir alan. Yerleşim yerlerinden uzakta olmayı tercih ediyor ilk dönemlerde ve genelde yardım etmeyi seven bir karakter gibi gözükse dahi karanlık lordların neler yaptığını gördüğünde herhangi bir tepki ortaya koymaktan uzak bir karakter. Öncelikle şunu belirtelim. Tolkien yazmalarında, Tolkien kitaplarında Tom Bombadil'in doğasıyla ilgili veyahut hakkında diye genelleyebiliriz net bir bilgi yok. Zorlayıp sizin ortaya çıkartabildiğiniz bir profil oluşuyor. Belli tanımlaman şeyler var. Onun hakkında söylenen özellikler var ve görüntüsüyle ilgili net bazı doneler var. Ancak birçok çağı yaşamış, çok uzun süredir Tolkien evreninin topraklarında, olgularında gezen biri için çok net bir bilgi hazırlamamış Tolkien usta. Karanlık Lord'un Arda'ya gelişinden çok zaman öncesinde vardı diye bir not var. Şimdi bu not da aslında biraz muallak. Arda'ya dediğinde tamamını mı alacağız yoksa Orta Dünya'yı mı alacağız? Acaba hani Morgoth'un Orta Dünya'ya indiği zaman mı? Sauron'un geldiği zaman mı? Yoksa yaratılış sırasındaki o Melkor'un, Morgoth'un kendi isyanıyla kötü Karanlık Lord olma durumu mu? Gidebileceği, çekebileceğiniz birçok yer var bu cümlede. Ancak bütün bu yorumları bitiren bir tek şey var. Arda üzerinde yaşayan en yaşlı varlık diye not düşmüş üstad. Yani bu durumda demek oluyor ki Ainur'un şarkısına, o üfleme durumuna kadar bir yürüyüp gideceğiz anladığım. Bayağı zamandır var demiştim Tom Bombadil. Muallak olan bilgileri geçiyoruz ve birinci ve ikinci çağ ile başlıyoruz hikayemize. Şöyle bir ifade var. Tom olduğu yerden ayrıldı. Ormanların ve yağmurun ortaya çıkışına tanık olarak orta dünyayı dolaşıp keşfetmeye başladı. Bunun dışında birinci ve ikinci çağda ne yaptığına dair detaylı aslında çok fazla bilgi yok. Şimdi hemen diyecekler ama evlilik işte, tanışma, altın yemiş şu filan falan.
Ancak baktığınız vakit bu kadar yaşlı, bu kadar kadim, bu kadar zamandır burada olan birisi için sadece bir evlenme hikayesi de çok doyurucu olmasa gerek. Tabii bu gezinin dışında dış dünyayla nasıl bir iletişim var, o konuda da herhangi bir bilgi verilmemiş. Ve bu dönemde birçok isimle biliniyor. Erwin ben Arad diyorlar. Elfler bunu söylüyor. Ne olduğuna etimoloji bölümünde bakacağız bu ismin. İnsanlar Orald, cüceler Forn diye çağırıyorlar. Tom Bombadil'i. Tüm bu ırklar, tüm bu kültürlerin hayatında tam anlamıyla folklorik bir figür oluşturuyor Tom Bombadil. Zamanının çoğunu geçirdiği ve yaşadığı eski ormanın varlıklarının, porsuk diyorlar orada, öyle bir örnek var ama burada vereyim, olduğu bir düğün töreniyle evleniyor. Kiminle evleniyor? Altın Yemiş'le evleniyor. Altın Yemiş kim diyorsanız eğer, o da biliyoruz ki ormandaki bir fairy, yani bir peri varyantı, ormanın ruhunun bir yansıması diyebiliriz gelin hanım için. Koleksiyonun en nadide parçalarından biridir. Bunu bu arada bu noktada göstermek isterim. Altın Yemiş. Danbury'nin seramik porselen tabak setinden çok beğenerek aldığım ve çok beğenerek sergilediğimiz bir ürün. Tabağın markası Danbury. Karakter Altın Yemiş'te Tom Bombadil. Tabağın arkasında aramak isterseniz de Altın Yemiş yazıyor. Sarı sayfalara hoş geldiniz. Üçüncü çağa hızlı bir geçiş yapıyoruz. Angmar'ın kuruluşunu, yükselişini, düşüşünü görüyor. Şahitlik ediyor Tom Bombadil. Shire'a hobbitlerin yerleşmesini görüyor. Yüzük Savaşı'nı tabii ki gözlemlediği iddiası var. Aslında burada bir parantez açmak lazım. Orta Dünya dediğimiz kurgun içinde en çok iletişim kurduğu ırk hobbitler. Onlarla herhalde iyi geçiniyor anladığım, belki fiziksel benzerlikleri bu olayın gerçekleşmesine öncülük yapmış olabilir. 3. çağ 3018. yıldayız. Frodo eşrafıyla beraber yüzük görevinde ve ormana girdiklerinde başlarına bir kaza, bir bela geliyor. Yaşlı orman, kadim orman onlara geçit vermiyor. Gövdesine sarıp yutmaya başladığı sırada Tom Bombadil grubumuzu buluyor ve kurtarıyor. Bu meşe olayından sonra grubumuzla Tom Bombadil tanışmış oluyorlar ki bu detay filmde insanların neden yok dedikleri detay zaten. Ancak hikayeyi bilenler için o Tom Bombadil ve olayı veya gücü veya Tom Bombadil'in hikayeye yansıması kitaplarda mevcut. Hemen parantez açalım. Peter Jackson dediği gibi o sekans filme bir şey katmayacaktı. Süre zaten uzundu. Bence haklı. Bu yüzden sahneler filmde yok. Tom Bombadil, Frodo ve eşrafının o grubu evinde ağırlar. Bunun muhteşem güzellikte bir konaklama olduğundan bahseder Tolkien Usta. Laf lafı açar ve Joe olarak Frodo tek yüzükten ve görevlerinden bahseder Tom Bombadil'e. Ve Joe olarak Tom Bombadil yüzüğü görmek ister. Onu incelemek istediğini söyler. Frodo belki de yolculuğu boyunca ilk ve son kez o yüzüğü büyük bir rahatlıkla çıkartır ve hiçbir endişe hissetmeden karşısındaki bir karaktere teslim edebilir. Tom yüzüğü aldığında gayet normal bir tepki verir, yüzüğün onun üzerinde bir etkisi yoktur, takar, taktığı halde kaybolmaz, geri çıkartır, yüzükle sıradan bir yüzükmüş gibi iletişim kurar Tom. Ve hatta eğlenceli bir trik, bir numara yapıp havaya attığı yüzüğü daha sonra el çabukluğuyla yok eder ve sonra tekrar çıkarıp Frodo'ya geri teslim eder. Ancak Frodo kıllanmıştır bir kere. Yüzüğün gerçekten kendisine geri verilmediğini, bunun gerçek yüzük olup olmadığını görmek için hemen parmağına takar. Tom, Frodo'ya yok olduğu halde, yani görünmez forma geçtiği halde onu görebildiğini söyler. Bu Frodo'ya oldukça şaşırır. Aynı zamanda yüzüğün içindeki kötülüğü hissetmiştir ve Frodo'ya şöyle der. O yüzüğü çıkartmanı rica edeceğim. Elin o yüzük olmadan daha güzel ve daha adaletli. Bu noktada Tom Bombadil'in yüzükten etkilenmediği, yüzükten üst bir karakter olduğu, bu durumda da zaten Sauron'un üst bir tık üstüne çıkabildiği net olarak kanıtlanmış oluyor. İki günlük misafirliğinden sonra Frodo, Sam, Merry ve Pippin Tom Bombadil'le vedalaşırlar ve yollarına devam eder. Ancak ormanda bir kez daha sıkıntı çıkar. Ve bu noktada Frodo Tom Bombadil'in öğrettiği bir şarkıyla yardım ister. Tom anında gelir ve yine her şeyi düzenler. Sadece bu da değil bu arada. Yine tekrar filmden baz alan arkadaşlar için açıklamayı yapayım. Elrond'un konseyinde, o yüzük konseyinde de Tom Bombadil'den bahsedilir aslında. Yüzüğün Tom Bombadil'e verilip verilmemesi de tartışma konusudur Elrond ve konseyinde. Ancak Gandalf gri büyücümüş. Yüzüğün Tom'un üzerinde bir etkisi olmadığı için Tom'un da onun üzerinde bir etkisi olmayacağını söyler ve bu yüzden Tom'a bu yüzüğün teslim edilmesine karşı çıkarak
konuyu kapatır. Bu noktada bu analizin doğru olduğunu söylemek gerekiyor. Yüzüğün Tom'un üzerinde bir etkisi olmadığı için Tom'un da o yüzüğü değiştirmek üzere bir hareketi olmayacağı varsayımı doğrudur aslında. Bu noktada Gandalf'ın açıklaması şu şekilde oluyor. Tom Bombadil yüzükten etkilenmediği için o yüzüğün ne olduğunu tam algılayamayacak, bir süre sonra sıkılacak ve onu bir yere atacak, unutacak der. Ve bu şekilde Sauron'un yüzüğün olduğu yeri hissedip, görüp, anladığında bütün gücüyle oraya yüklenecek. Ancak Tom yüzüğü korumak üzere çok fazla bir efor sarf etmeyecek çünkü yüzüğün onun üzerinde bir etkisi yok der Gandalf. Ve dördüncü çağdayız. Tek yüzüğün yok edilmesinden sonra Gandalf bir süre Tom Bombadil'in yanında ikamet eder. İki dost bol sohbet, güzel zaman geçirirler. Gandalf bu buluşmayı gayet rahat ve her zamanki gibi şeklinde açıklar soranlara. Ve eklemeyi de unutmaz, Tom Bombadil der, yaptığımız veya uğraştığımız herhangi bir şey pek de etkilemiş gibi görünmüyor der. Şimdi bu ilgilenmeme, etkilenmeme veya çok fazla ciddiye almama durumunu açıklamak üzere Tom Bombadil'in karakterine geçelim. Çevik, hızlı, şakacı bir karakter. Kafiyeli ve tuhaf konuşuyor. Aynı zamanda da neşeli ve kaygısız bir imaj çizmekte Tom Bombadil kendisiyle karşılaşanlara karşı. En büyük özelliği kendisinden üçüncü tekil şahıs olarak bahsediyor olması. Şarkılarında iki kez kendisinden ceketinin rengi parlak mavi ve çizmeleri sarı diye bahseder ki burada sarı çizmeli Tom Bombadil. Bence 10 numara. Tek yüzük konusunda hiçbir endişesi bulunmayan bir karakterden bahsediyoruz. Hatta Gandalf duramıyor, bir yorum daha yapıyor bu konuda. Diyor ki Tom ışıkla karanlığın mücadelesini tam kavrayamadığı için bizim davamıza hiç yararlı olamadı diyor. Gandalf'a oldukça dokunmuş bu vurdum duymaz tavrı Tom Bombadil'in anladığım kadarıyla. Ve buradan hemen görüntüsüne geçiyoruz. Tom Bombadil'in en net tasviri hobbitlerden geliyor. Kırmızı buruşuk yüzlü, parlak mavi gözlü, dikenli kahverengi sakalları olan. Hobbitler en çok vakit geçirdikleri için en net tasviri onlar gerçekleştiriyorlar Tom Bombadil hakkında. Yaşlı bir adam gibi gözüken bu karakter Hobbit'ten biraz uzun, insandan biraz kısa diye tasvir ediliyor. Yapılan ortalama boy hani tahminlerde 1 ila 1,5 metrelik bir boyu olduğu düşünülüyor Tom Bombadil'in. Üzerinde tüy takılı olan son derece eskimiş ve yıpranmış bir şapka takıyor olması gözlerinden kaçmıyor Tom Bombadil'in. Bu noktada belirteceğimiz çok ilginç bir detay. Adamla ilgili çok detay yok ama şapkaya taktığı tüyle ilgili çok ilginç bir detay var. Genelde kuğu tüyü kullandığını belirtiyor Tolkien şapkasına takmak için Tom Bombadil'in. Ancak Frodo ile karşılaştığı an şapkasında yalı çapkını tüyü var. Evinde vakit geçirdiğinde ise şapka yok. Sonbahar yapraklarından yapılmış bir taç takıyor. O Sezar tacına benzeyen bir tiara taktığını söyleyebiliriz Tom Bombadil'in. Şimdi olayları biraz daha netleştirmek üzere Tom Bombadil'in doğasına bir bakalım. Ne gibi bir yapısı var bu karakterin? Öncelikle tekrar belirtelim. Şu ana kadar söylediklerimiz Tolkien'in verdiği bilgiler ancak dediğim gibi tüm çağlara yansımış bir karakter için çok fazla bir bilgi almadık şu an. Ve bu noktada birçok yorum var. Alimler, o scholar dedikleri grup bir sürü yorum yapıyor. Ben o yorumları isimsiz ama sırayla tıkır tıkır size aktarmayı daha uygun gördüm. Bir yorumda Ainur grubundan yani o meleksilerden biri olarak alınıyor Tom Bombadil. Ve orta dünyaya şekil veren grubun içinde diyorlar. Bir yorumdaysa yerli olmuş Maia diyor. Yani Gandalf familyasından ancak artık orta dünyaya alışmış. Başka kimseyle iletişim kurmuyor. Sadece orada kendi başına yaşıyor. Zayıf bir yorum mavi büyücülerden biri olduğunu söylüyor. Mavi ceket, mavi büyücü. Kim yorumladıysa çok yormasın. Alim olmak için daha yolu çok uzun. Renkten fantastik evrende. Alakamı kurulur kardeşim. Gerçi belki de dizi senaristlerinden biri olabilir bu. Düşünürsek Güç Yüzükleri dizisini yazanlardan biri bu olabilir. Mavi ceket, mavi büyücü, mavi deniz. Belki deniz tanrısı da olabilir. Mavi, sarı var, güneş. Bilemedim. Bir başka yorum ki bu biraz derin. Bir zamanlar tarafsız olan orman ve yağmurun iyi niyetinin, o yoğun iyi niyetinin vücut bulmuş hali diyor ki biraz önceki ne kadar sığ, buradaki ne kadar derin demek zorundayım. Ainur müziğinin reenkarnasyonu diyorlar. Ya da bir yan ürünü ve böyle bir yansıması diye yorumlayanlar da olmuş Tom Bombadil'i. Önemli noktalardan biri Tom Bombadil
Tolkien'in kaybettiği bir arkadaşı veya arkadaşlarının yansıması diye adlandıran böyle bir yorum var olabilir mi? Bana biraz olabilir gibi geliyor ama değişecek noktası çok fazla. Ainul Indale'den bu yana Orta Dünya'nın derinliklerinde yaşayan isimsiz varlıklardan biri olduğunu söylüyorlar ki bu isimsiz varlıkların içinde Watcher in the Water yani sudaki gözcü de var öyle birine. Bayağı geniş bir familya olmuş oluyorlar. Ve en son ama en tartışmaya açık nokta. Altın yemiş yani eşi Tom Bombadil'i sorduklarında şöyle anlatıyor. He is diyor. Odur. Bu noktada ne anlamamız gerek diyorsanız sonuçta yoğun bir din eğitimi almış koyu katolik bir karakterden bahsediyoruz. Ve bu noktada doğal olarak İncil'den bir alıntı yapmış olabiliriz. I am that I am. İncil'de geçen bir cümle. Ben oyum ya da o odur, o budur. Bilmiyorum nasıl açıklanıyor, nasıl oluyor, bu konuda eğitim yok. Ancak ikisinin aynı noktaya gittiği çok bariz. Bu noktada da Tolkien'in Orta Dünya ya da kendi evreninin tanrı karakteri midir diye bir sorgu var. Ki en çok tartışılan benim gördüğüm forumlarda, internet üzerinde ve birçok sitede bu konu o He's'in I am that I am'le eşleştirilmesi sonucunda Tom Bombadil'in aslında Tolkien evreninde o Arda'nın içindeki en kadim, en net güç sahibi varlık olduğu yani tanrı olduğu iddiaları da mevcut. E madem bu kadar kalın bir karakter azıcık da yeteneklerini incelemekte fayda var diyorum. Bir kere net tartışmasız var olan en yaşlı varlık Tolkien evrenindeki ölümsüz. Altın yemişine şöyle anlatıyor eşini. Master of Wood, Water and Hill diyor. Suyun, tepenin ki o toprak ağacın. Ya o da nedir? Bizim ünlü cami nasıl gibi? Tahta. Adam sonuçta yaşamı oluşturan ve genel olarak 3 nokta ihtiyacınız var ki bir koordinat belirleyebilin kuralından giderek. Tabii bir de tabii kutsal üçleme de var. Oradan yürüyün abi. Yani adamda bir şeyler var ama bence acayip din menşeli bir karakterden bahsediyoruz burada. E bu noktaya geldikten sonra şunu söyleyeceğim de çok şaşırmayacak. Zihinsel veya fiziksel olarak esir edilemiyor. En sevdiğim noktası, en büyük silahı, en büyük gücü şarkı söylemesi. İşleri şarkı söyleyerek yapıyor. Adam sizi dövecekse şarkı söyleyip dövüyor. Bir konumu çok sevmedim, o beni hiç sevmiyor. Diyorsunuz altın yemişli evlisiniz. Ve tabii ki kendisine en rahatlatan özelliği tek yüzüğe karşı olan bağışıklığı. Etkilenmiyor o yüzükten. Ve en hoşuma giden ölümsüzlerin geçici kaygılarına karşı son derece vurdum duymaz. Adam karizma yükledi olaya ya. Ve en başta söylediğimiz şey birçok isimle anılıyor. Etimolojik bir araştırma gerekiyor. Ve şu an etimolojisi karşınızda. Bakalım Tom Bombadil'in diğer isimlerinin anlamları neymiş? Erwain Ben Adar demiştik. Elf dilinden geliyoruz. Sindarin'deyiz. En yaşlı. Babası olmayan demek. İnsan kültürlerindeyiz. Anduin ve Rohan Oralt diyorlar kendisine. Eski İngilizce bir kelime burada bu gördüğümüz isim ve kadim, en eski olan anlamına geliyor. Cüceler Form diyorlar ve bizi şaşırtmıyorlar. Neden? Old Norse'dan geliyor bu kelime. Belonging to ancient diye açıklıyorlar. Orada ancient o kadim günler olarak çevirebiliyorsunuz ve kadim günlere ait olan diye çağırıyor cüceler Tom Bombadil. Ve ismin kökeni yani çıkış Tom Bombadil hali ise Bakulandish denen bir dil. Ancak bu dildeki isimlerin karşılıkları yok. Ancak bir tek durumumuz var. Kendimizin bağlayabileceği nokta Tom Bombadil'deki dil, elf dilinde arkadaş anlamına gelen ya da arkadaş kavramını tasvir eden ek. Belki buradan bir tık alabilirsiniz ama bu noktada çok fazla bir açıklamam yok. Ve bilgi yüklemesinin son noktasındayız. Etkileşimler. Öncelikle fikri ortaya çıkartan oğlu Michael'ın oynadığı bir bebek. Tom Bombadil o bebekten yola çıkılarak ortaya çıkmış bir karakter aslında. Ve Tolkien'in söylediği en net şey fonetik olarak Keltik isimlerine benzeyen bir isim diyor. Aslında bir tezde Boabdil'den geldi. Boabdil nedir diyorsak Granada'nın Mur zamanındaki hükümdarı olan 12. Abu Abdullah Muhammad. Karakterin adı bu. Bunun kısaltılmışı Boabdil. Sanırım İspanyollar bu şekilde bahsediyor kendisinden. Buradan etkilenip Tom Bombadil yapmış olabilir diyor ama karaktere bakınca Tom Bombadil gibi bir şey çıkmıyor. O yüzden bana biraz zayıf bir tez gibi geliyor bu. Tuatha De Danann, Keltik mitolojisinin öbür dünya hikayesini anlatan bir bölüm. Burada Tom Bombadil'in çıktığı varsayılan bazı karakterler var. Tabii ki tamamını inceleyemedik. Merak eden olursa diye burada ismi geçmiş olsun istedim. Ve diyorlar ki
altın yemiş tabiatın meyvelerini temsil ediyorsa, Tom Bombadil, Oxford ve Buckshire'ın tabiat yapısını, oradaki atmosferik perspektifi, arka plandaki ağaçları, doğayı temsil ediyor. Etkileşim böyle oluyor deniyor. Vücut bulmuş hali yani, biraz uzattım ama. Evet, karakter buraya kadar. Niye olmazı bu kadar şey bile anlatmış olsa gerek. Henüz Isildur ve Elendil'i birinci sezonda oturtamamışken Tom Bombadil'e girmek doğru değil. Sauron iyi bir gidişatta gördüm ben fragmanda. Fragmanda dizi de iyi gidiyor gibi geldi. Heyecan dorukta, enerji yüksek, aksiyon bol. Tom Bombadil olmaz ve Tom Bombadil'i canlandırdığın o görüntü de Tom Bombadil olmaz. Orada gözüken Gandalf'ın, Hacı Gandalf'ın, Pilgrim Gandalf'ın bir benzeri ama Tom Bombadil Gandalf değil. Tom Bombadil farklı bir karakter. Gandalf yüzüğü almaya cesaret edemezken Tom Bombadil yüzükle yazı tura oynuyor. Misal alıyor, atıyor, yazı tura yaptırıyor. İstersen alırsın, takarsın. Kaybolmadık. Geç benim parmağıma girmedi. Eskiden giriyordu. Buna girince de böyle... Bu da bir garip oldu. Olmuyor yani işte, tek yüzlük. Bende de etkisi yok gördüğüm kadarıyla. Neyse ana konudan çok dağılmayalım. Tom Bombadil olmaz. Tom Bombadil yoruma çok açık. Tom Bombadil çok kuvvetli. Tom Bombadil çok farklı. Onu alıp da mesela şimdi Elendil'i alıp Elendil'in işte öfkesini, ne bileyim Elendil'in komutanlığını, liderliğini, karakterini biraz sağa sola çekseniz bir yere kadar kabul. Niye? Nedir? Tolkien böyle anlatmıştır, biz böyle yorumlamışızdır. İşte ne bileyim böyle işte Galadriel ergen kızı olabilir veya bir elf kraliçesi olabilir. Bu yine size kalmış ama Tom Bombadil öyle bir şey değil. Adam en yaşlı. Adam şarkı söyleyerek bir şeyler değiştirebiliyor. Derin karakter, inceleme isteyen karakter. Ve işte şimdi almışsın onu lak diye bir kulübenin içine koymuşsun göründüğü kadarıyla. Ve aynı zamanda oldukça genç görüntülü. Böyle tamam kırmızı yanağı tutturmuşsun ama yine akşamcı gibi gözüküyor senin karakter. Ya bu adamın biraz böyle bir değişik bir havası olması gerekiyor. Ne yapacak çünkü bu gördüğüm karakterin de öyle çok atlayıp zıplayıp şarkı söyleyecek bir hali de yok gibi geliyor ama bir yorumdur. Ben yine de şunu söyleyeyim. Kişisel yorumum, ben kendi adıma Tom Bombadil karakterini severim. Bilinmeyeni çoktur, gidebileceği yer boldur. Ve şarkı söylemek gibi inanılmaz bir silahı var. Yaşadığı ortam, o ortamın içindeki getiriler, onun hayat standartları ve şekli bence ilginç. Yoruma çok açık. Tolkien'in de beslemeye çalıştığı ama tam olarak... Hayata geçiremediği bir karakter bana göre. İçinde birçok donesi var. Tanrı da olabilir. Bir hobbitten biraz bir tık daha hallice de olabilir. Ama baktığınız vakit olduğu tek şey garanti olan tüm zamanlarda var. Tolkien evrenin Arda'nın şahidi olan bir varlığı diziye koymayaydınız bence 10 numara 5 yıldız olacaktı. Burada dediğim gibi ikinci çağ ile ilgili, onunla ilgili anlatılan en net hikaye evliliği ve gezisine başladı. Onun dışında çok fazla bir detay yok. Etliye sütlüye karışıp karışmadığı bilinmiyor. Yorumu olup olmadığı veya olayların gelişimine müdahale edip etmediğine dair de hiçbir bilgi yok. Olan ama aynı zamanda olmayan bir karakter. Diziye bir şey katmaz. Sadece Tolkien fanlarını sinirlendirir. Bir de sözüm yanlış anlaşılmadan hemen parantez içine söyleyeyim. Konuyu sıfırdan sırf diziyle anlamak isteyen bir gruba da komik bir Tom Bombadil karakteri çizersiniz. Ya yani aslında öyle değil o adam. Ve bu da doğal olarak insanların sosyalleşmesindeki muhabbetin zevkini kaçırabilecek bazı yerlere gidebilir. Sonuçta Tom Bombadil'i karıştırmasanız daha iyi idi der Smeagol'ın evi. Tom Bombadil'e ayırdı. Bomba karakteri ayırdı. Videonun kapanışına geçer. Yormaz artık kendini çok fazla. O da... Ölümlülerin geçici kaygılarına kayıtsız kalmayı öğrenir. Tom Bombadil. Çıkmış olan tek ürünü adam gibi görebileceğiniz kendisini. Çok da cluster. Gentle Giant'tan bir ürün bu. Büst tabii. Bu büstlerin bir de serisinin özelliği. Arkada bunların böyle bir açabildiğiniz şöyle bir kutuları var. Eğer şanslıysanız buradan tek yüzük çıkıyordu. Ben aldığım hiçbir üründe o yüzüğü bulamadım. Demek ki Yüzüklerin Efendisi ben değilim. Artık kime gittiyse. Böyle bir karakter aslında Tom Bombadil. Evet, Tom Bombadil'i fiziksel olarak da gösterdim. Büst müst gösterdim. Bence gösterdim. Artık videoyu kapama vakti geldi. Tom Bombadil dizide olmamalı. Tekrarlayayım onu. Diziye koymayın. Dizide olmasın demek için çok geç. Zaten bizi duyacak kimse de yok. Yani öyle bir durumda yok da işte biz kendi kendimizi avutuyoruz. Ancak Tom Bombadil o diziye ağır gelir. Zaten senarist ekibinin kendini kanıtlaması gereken bir sezonda... Bence çok 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 ağır gelir.
diyorum. Smeagol'un evinde bir videoyu daha bu şekilde tamamlamış bulunuyoruz ve doğal olarak sıradaki videoya kadar kendinize iyi bakın. Ancak neyi belirtiyorum? Öncelikle kanalımıza üye olmayı. Kanalımızdan haberdar olmayan arkadaşlarınız da bize üye yapmayı, videoları beğenmeyi, videoların alarmlarını ciddiye almayı unutmayın diyorum ve sonuç nasıl oluyor? Tabii ki Smeagol'un evinden herkese güle güle diyoruz. Kucaklar dolusu sevgiler veriyoruz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın diyoruz. Adamım ve ben bu noktada kayboluyoruz.